Zeylo, kanalımıza, yüreğimize, bulunduğumuz coğrafyaya hoş geldiniz değerli dostlar. Ne oldu kızım? Ne oldu? Ne oldu? Annesi değerli dostlar, bak annesi. Daha yeni doyurdum. Tamam kızım benim, tamam. Bak. Korktu değerli dostlar. Kepçe kulaklı kızım benim. Kepçe kulaklı kızım benim. Leyla seni gevertirim haklıyız. Şuna bakar mısın? Azman gibi bakıyor değerli dostlar. Dino yavrularımız bizim. Gerçekten çok tatlılar. Böyle birkaç tanesini sahiplendirdim. Gerçekten hiç vermek de istemiyorum aslında ama çok oluyor değerli dostlar. Bakamıyorum. İki tanesini bıraktım. Bir dişi kaldı. Bir dişi bir erkeği zaten bırakmıştım değerli dostlar. Bir dişi de kaldı, kimse almıyor ama ben onu sağa sola atamam, böyle bir şey yapamam zaten. Kalsın, yapacak bir şey yok değerli dostlar. Allah rızkını verir bir şekilde. Yani hani geçmiş dönemde, cahiliye dönemde kız çocuklarını toprağa gömerlermiş ya değerli dostlar. Peygamberimiz geldikten sonra her şey değişiyor. Aynen o şekilde insanlarda şöyle bir bilinç var. Hani kızsa ikinci plan, dişiyse ikinci plan. Halbuki kainatın yaratıcı, her şeyin anasıdır. Kadın, dişidir. Kadından doğmuştur insanlık. Onu unutmamak lazım. Ve insan bunlara kıyabilir mi değerli dostlar? Elimde gelse hiçbir tanesini vermeyeceğim ama işte imkanlarımız kısıtlı. Zaten mesela bu benim köpeğim değil değerli dostlar. Yani bunu bırakmış gitmişler. Mecburen bakıyorum. Bunun gibi kaç tanesi geliyor gidiyor bakıyorum. Ancak yetiştirebiliyorum ben de. Hani imkanlar zor. Şimdi bunlar hep gençlik hasta vuracağım. Gençlik hasta aldım. Bugün yani günlerde olsun vuracağım. Hani pahalı her şey biliyorsunuz ama yapacak bir şey yok. Hani sahiplendirdik, sağ olsun dostlarımıza verdik. Ama 3 tanesi kaldı. İki dişi bir erkek. Bir dişi bir erkeği zaten bırakmıştım. Bak Dino! Hayır oğlum! Hayır! Ya şuların masumiyetine bakar mısınız değerli dostlar, gerçekten. Oğlum sen niye rahattırmıyorsun ya? Bu çok aksizsin sen. Seni getirdiğimde de değerli dostlar, ben bütün köpekleri getirdiğimde yani Leyla olsun, Boz olsun, güneş mi vuruyor kameraya bilmiyorum ama Dino olsun değerli dostlar. Yani hepsi bu kadardılar. Zaten videolarımızda, geçmiş videolarımızda da var. Yani hep diyorum değerli dostlar, bu Bozo'yla Dino kardeşler, babaları aynı. Aziz kardeşimin Duman'ın yavruları. Ya hadi oğlum. Sarı kafa. Buradan da dediğim gibi bunların hepsinin isimleri var. Bir tanesinin adı Ağzı'yı koydum. Kepçe kulaklığın adı Ağzı değerli dostlar. Bir tanesinin adı Reşio. Ondan sonra bir tanesini de Ali Deniz Cesur koydu. Öyle bıraktık. Bir tanesi de Kobil abi. Ha, öyle 2-3 oldu. Bunu zaten başkasına verdim. Takar ismini artık. Bir tane dişi mi kaldı? Evet, bir tane dişi kaldı ismi. O da Lucy, doğru. Oy benim kızım Lucy, gel buraya. Gel. Evet arkadaşlar. Dino rahattır oğlum bak. Ya sen niye bu kadar yaramazsın oğlum? He? Oğlum onlar büyüdükleri zaman sana göstermiş. Bozu'yu sana öyle bir şey yaptı mı şerefsiz? Yapmadı değil mi? Evet arkadaşlar, ben korktum ha Bozu. Aferin benim oğlum bak. Şşş, hadi oğlum. Dişini göster ki yapmasın. Aferin aferin lan sarı kafa. Ha. Aferin. Ya aferin benim oluşuma. Dur. Evet arkadaşlar, şöyle güneş de yansıyor. Şöyle güneş arka tarafa alalım. Değil mi oğlum? Kızım. Ne dostlar, bu dişi mi kepçe kulaklı? Buna da ağzı. Ah. Şurada. Bir tanesi var. Aa, ben de bazen birbirinden ayırt edemem değerli dostlar. Hepsi birbirine benziyor. O var, tamam, onu biliyorum. Kepçe kulak. Bakayım. Benim bıraktığım buydu herhalde. süt zaten. Dişlerini kanattı ha. O ayağından mı geliyor kan ya? Onun ayağında bir sorun var. Biraz sürdüm ya. Dişlerini kanattı ha. Harbiden. Şöyle. Yukarıda çevirmediler veya dostlar zaten yavrular. Biraz karın tadını çıkartıyorlar. Böyle bir vlog yapalım dedi kısa. Cemo. Diyor rahattır. Ne yapıyorsun abla? Uğraşma, hastaneden yeni geldin ya, biz de yardım ederiz şimdi sana. Ne dostlar kaç gündür böyle üzerimizde bir musibet var. Enişteyi götürdüm hastaneye. Götürdüm, iyileştim derken kendim hastalandım. Bu sefer o beni götürdü hastaneye, ben iyileştim derken bu sefer kendisi hastalandı. Arada ablam da astımı var zaten. O da astım krizi. Akşam da görüyorsunuz yollar kapalı. Ambulans zor geldi, gereçte sıkıntı. Dışarı nerede olsak köy çok güzel gerçekten. Her şeyle mükemmel de kışın çok sıkıntı yaşıyoruz ya. Şimdi sular yok zaten. Hadi suyu geç bir şekilde halledesin köpeklere. Ben şey kaynatıyorum. Şöyle kemik koymuşum yine. Rahat dur. Vallahi ben bunları getirmiştim. Hep çatıya doldurmuştum. Zaten çözülmüyordu ya dostlar. Buz ya. Dur. Tavuklarımız da burada. Vallahi kardan. Kardan koydum. Öğrettik. Bir şeyler yaptık. Koydum. Çocuklar da burada. Şöyle buzları koydum. Şimdi tutuşacak. Bunları ne abla? Dedim ki bak hiçbir su atmıyor. Bunda senin musluklar açık yani. Ha. Tamam biraz daha da şey yapayım. Evet değerli dostlar. Kış gerçekten yazın güzel de. Yaşanacak memleket değil kışın. Kışın öyle mi diyorsun abla? Yo, ben onu dün gece anladım. Burada yaşanacak yer değil burası. Sadece yazın. Anne içeri gir anne. Diyam her ondur. Evet, annem Alzheimer hastası. Alzheimer hastası. İşte bizi de en çok burada tutanlardan, sebeplerden bir tanesi. Son evrede zaten. Gerçekten. Cennet annelerin ayaklarının altındaymış derler. Bakalım biz de yaşadığımız sürece ona bakmaya çalışıyoruz. Her şeyimizden vazgeçtik işte. Burada gerçekten öyle her şeyimizden vazgeçtik. Geldik. Her şeyimizden gerçekten çok derine girersek gerçekten hem ben üzülürüm hem de kalsın, hatırlamak da istemiyorum. Annemiz için her şeyi terk edip yağdık köye yerleştikler dostlar. Şimdi tek her şeyim benim köpekler, hayvanlar. İşte dediğim gibi Alzheimer hastası 4. son evresinde. Her şeyi sildik hayatımıza değerli dostlar. Böyle şimdiki hayatımızda köpekler, kediler, yavrular. Kedim de vardı burada. Nereye gitti? Mayko! Mayko! Bunlar da benim tavuklarım değerli dostlar. Of. Ya bugün gerçekten kaç gündür yatıyordum yatakta. Bunlar da bizim tavuklar. Neredeyse ben buraya geldiğimde ilk videolarım var benim. İlk videolarımı izleyenler bile buralar hepsi harabeydi. Burası çökmüştü değerli dostlar. Aşağı inmişti. Buralar yoktu. Bu ev vardı. Sadece şuraya vardı sadece. O da ahşap işte. Zaten dışını yaptık da hani harabeydi yine yani. Kötü durumdaydı. İçini yaptık. Sonra dışını yaptık. Sonra şurayı yan burayı. Burayı düzelttik. Odunluk tavuk yeri falan. Gerçekten ilk videolarım var. Bakın hani baba ocağı perişan bir durumdaydı. Bayağı düzelttik. Kendimiz yaptık. Dostlarımız yaptı. Yaptırdık. Ne bileyim işte. Burayı komple çökmüştü burası. Şimdi yaptık. Kullanıyoruz işte. Odunluk falan. O tavukların yeri. Değil mi? Kızlarım. Evet. Burası da tavuk kümesi. Şöyle şu şekilde odunluk burada. Burada da tavuk kümesi. Eski makine değerli dostlar içinde. Yumurta yok. Bakayım. Varmış ya, bir de bir sürü var ha. Normalde yumurtlamaz ama evet, şöyle yumurtlamışlar bayağı. Tavuklarım ne oldu? Ne oldu? Tavuklarımı getirdin, ilk videolar mı hep var dayadım. Hep bir an olarak kalacaklar. Yani şöyle böyle yem açayım. Hep bir an olarak kalacaklar bunlar. Hani belki ölürüz kalırız. Hep bir an olarak tutmaya çalıştık biz, videolarımızı başladık. Hani şöyle ilk buralar nasıl yaptım? Buralar hep çökmüştü değerli dostlar. Hep ben buraları böyle attım, değiştirdim, söktüm. Hatta buradan aşağı düştük bir de değerli dostlar. Değiştirirken valla. Yani sonuçta ben de bilmiyordum, tecrübeliydim. Yapa yapa öğrendik değerli dostlar. Hani gerçekten şimdi güzel oldu. İşte kullanıyoruz. Buralar hep çökmüştüler. Öyle malzemelik falan. Ama ilk videolarım var, tavukları getirdiğimiz başlangıç burası, buraya başlangıçlarımız. Allah şöyle diyorum ya, buralar hep harabeydi. Şurada bozo bebekliğini izleyen dostlarımız, çevirmede bozo vardı burada. Değil mi tombişlerim benim? Ya ben size kıyamam oğlum ya. Ya vallahi kıyamam size, bakın ya şunların güzelliğine bakar mısınız? Evet değerli dostlar, böyle kısa bir vlog oluşturun dedim sizlere. Şöyle atalım. Değil mi? Sarı kafa. Şöyle gerçekten dünya bakar mısınız değerli dostlar? Katil gibi bak aynen. Şöyle yavruları da çıkardım, arka tarafta yerim var buradan. Böyle biraz hava alsın ama götüreceğim değerli dostlar. Hoşçakalın diyorum. Yüreğinizde her daim mutlu olsun değerli dostlar. Gerçekten yüreğinizde her daim mutlu olsun. Hoşçakalın diyorum.